وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir elçi kesinlikle onlara gelmiştir. Ama ne yaptılar? فَكَذَّبُوهُ Yalanladılar. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ Azap gelip onları aldı. Azap gelip onları yakaladı. وَهُمْ ظَالِمُونَ Onlar zulüm üzereydiler. Dolayısıyla zulüm Cenab-ı Hakk'ın tarafında değil, zulüm kulların tarafında. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Nuh'u da gönderdik kavmine. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ Onların arasında 1000 sene geçirdi. اِلَّا 50 عَامًا 50'si hariç. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ Sonunda ne oldu? Tufan geldi onları yakaladı. Buradaki gibi فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Onlar zalim bir haldeyken. Dolayısıyla eğer azap geliyorsa bu Allah'ın zalimliğinden değil, kullar zulüm üzere olduğu için gelir. Zulüm dediğimiz kelime Z'sinden mimine kadar hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın tarafında olmaz. Zerre-i miskal olmaz. Cenab-ı Hakk'ın iddiası budur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah miskali zerre zulmetmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah böyle iddia ediyor. İn Allah miskali zerre kadar zulmetmez. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Allah'ı zalim ilan edip sonra dini inkar etmeyi alışkanlık haline getirmiş olanlar, bakış açılarında hiçbir zaman ya kullar zulmediyor da Cenab-ı Hak ondan ötürü onları cezalandırıyor demeye yanaşmıyorlar. Kulların onca zulmünü görmelerine rağmen yanaşmıyorlar. Hep hesapta Cenab-ı Hak zalim olmalı. Verdiği örneklerde hep buradan hareket ediyorlar. Cenab-ı Hak zalim olmalı. Ve Cenab-ı Hak zalim olduğu için de onu kolaylıkla inkar etmeye kendilerini hazırlıyorlar. Halbuki en azından mantıklı bir yaklaşım, kullar zulmediyor, Cenab-ı Hak da bundan ötürü onları cezalandırıyor olabiliri varsayabilmeli. Çok zorlarsanız, bunu varsaysa bile o zaman da çifte standart uyguluyor. Tamam, kul zulmediyor varsayalım, kul kötü varsayalım. Cenab-ı Hak niye cezalandırıyor diyor. Hayırdır, mantığını mı kaybettin? Yani kulu kötü kabul ettirebildik, hatta varsaydırdık zorla. Ona bile Cenab-ı Hakk'ın ceza vermesine yanaşmıyorsun. Bu niye? Çünkü o ceza veremez. Vermemelidir. Cenab-ı Hakk'ı istediği forma kendisi sokuyor. Bu onun ilkesel olarak benimsediği bir şey midir acaba diye merak ediyorsunuz. Yani bir tutarlılığı var mı bu yaklaşımında? Bir içtenliği var mı? Hayır, aynı kişi başka bir zamana döndüğünde, başka bir tarafa döndüğünde yanlış yapanlarla ilgili söz gelimi devlet yapısıyla alakalı bir şey konuşurken kötülerin, yanlış yapanların cezalandırılması noktasındaki felsefeye karşı çıkmıyor. Bir adam yanlış yapmışsa bedelini ödemeli, burada bir şey yok. Orada mantıklı davranabiliyor ama Cenab-ı Hak'la ilgili bir konuda bu konuyu ele alırken o mantığını hemen çöpe atıyor, bir hayvan gibi, akletmeyen bir varlık gibi. Velev ki kul yanlış yapıyor, Cenab-ı Hak niye cezalandırsın ki? Cezalandırıyorsa, kendisini gösterse bile onu reddediyorum, aymazlığı içerisine girebiliyor. Kul bu kadar ahmakça davranırsa Cenab-ı Hakk'ın onu zorla hidayet edeceği yoktur, hiç kusura bakmasınlar. Allah Azze ve Celle bu süreci gönüllü bir şekilde aklederek, isteyerek, gerçek neyse onun farkına varıp, onun sorumluluğunu yüklenebileceğini deklare ederek, Cenab-ı Hakk'a doğru yürüyen kimseleri ayırt etmek için yaratmıştır. Gerçeği bildiği, fark ettiği, bellediği halde, özellikle Cenab-ı Hak gözünün içine soktuğu halde
Buna rağmen sırt dönecekleri de yine ayırt etmek, onları da cezalandırmak için yaratmıştır. Sürecin en temel kodu iradedir. Kulun bu iradesini, kötülük yapan da iradesini, iyilik yapan da iradesini görmezden gelirsek, bu kez Cenab-ı Hakk'ı anlayamayız. Kalkar Cenab-ı Hakk'a zulmü yamayabiliriz. Halbuki irade kulun elindedir ve kul bu iradesiyle yanlışa girmektedir. Kul bu iradesiyle bunca yanlışa girdiğinde, Cenab-ı Hakk'ı tanımayıp onun hukukuna girerken, kulları tanımayıp onun hukukuna girerken, yeryüzü fesada boğarken, kasıp kavururken biz Cenab-ı Hakk'ın onu cezalandırmasına, azap etmesine nasıl karşı çıkabiliriz? Bir kısmı da diyor ki tamam ben karşı çıkmıyorum ama biraz şiddeti konusunda endişelerim var. Süresi konusunda endişelerim var. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'a sıra gelince mi aklına geliyor? Niçin anlamak üzere, değerlendirmek üzere konuya şöyle nötr bir yaklaşımla yaklaşmıyorsun? Süresi konusunda da, şiddeti konusunda da Cenab-ı Hakk'ın haklı olabileceğine niçin hiç fırsat vermedin? Bunu anlamak için en azından. Allah Azze ve Celle'ye dönersek, o hiçbir zaman şöyle diyen olmadı. Bunları helak ettim, çok yanlış yapıyorlardı. Bunları da helak ediyorum. Evet, yanlışları yok ama helak eder ederim. Sonuçta benim yarattığım kullarım, kim karşı çıkabilir ki? Böyle tek bir kelime bulamıyoruz Cenab-ı Hakk'ın söylediği. Halbuki gücü ve kudreti bütünüyle onun elinde. Karşı çıkanı yok. Hukuk dediğin şey nedir? İstediğin gibi kurar. Firavun gücü ele geçirince nasıl kurdu? Yani bir insan gücü ele geçirince nasıl kurdu nizamı? Öyle de olsa asarım, böyle de olsa asarım dedi. Benim yaptığım doğrudur. Ben asıyorsam suçlu suçsuz bunu yok irdeleme, yerindeliğini tartışma hakkınız yok. Vardır bir hikmeti deyip bana teslim olacaksınız. Gücü eline geçiren yeryüzündeki bütün diktatörler, bunların dinlisi olanı var, dinsizi olanı var. Adam manevi bir güç geçirmiş ele, her türlüsünü yapıyor. Bana hanımını getireceksin mesela diyor. Ya senin benim hanımla ne işin var? Teslim olman lazım. Ben yapıyorsam vardır bir hikmeti demen lazım. Yani yerindeliğini, doğruluğunu, hakikatini tartışmaya fırsat bırakmayan, yapar yaparım, sen bunu tartışamazsın diyen yaklaşıma gücü ele geçiren insanlar bile girerken, güce bütünüyle sahip olan, başından beri وَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İstisnasız لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Hepsi elinde olan Allah Azze ve Celle hiçbir yerde böyle bir söz söylemiyor. Yapar yaparım. Ben Allah'ım. Kudret benim elimde. Hep doğru yapmak zorunda değilim. Yanlış da yaparım. Ama o yanlış doğru kabul edilmelidir. Halbuki böyle demiyor Cenab-ı Hak. Dönüyoruz, bir şey yapmışsa hemen dönüyordu ki zalim idiler. O yüzden bunu hak ettiler ve cezalarını verdim. Sonra da dönüp açıklıkla söylüyor ki zalim olmayanlara ben asla azap etmem. İnna Allah la yazlimu miskale zerratin ve la yazlimu rabbuka ahada. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ayetleri. Hiç Cenab-ı Hakk'ı böyle bir ifadeye doğru yöneldiğini görmüyoruz. Evet, her yaptığını yapar. Hiçbir yaptığından sorumlu değildir. Var böyle ayetler. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٍ Ne isterse yapar. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفَعَلٍ Yaptığı hiçbir şeyden sorumlu değildir. Ama dönüp diyor ki yaptığı her şey hikmetlidir. Buna rağmen hiçbir zaman yanlış, hikmetsiz, abes iş yapmaz. Asla zulmetmez.
bu kadar önü açıkken kendisini hak ile bağlamış olan yüce kudrete tepeden tırnağa tüm hücrelerimizle, iliklerimizle saygı duymalıyız, sevgi duymalıyız. Tekrar ediyorum, bu kadar önü açıkken, bu kadar onu bağlayan, engelleyen, ona muhalefet edecek olan hiçbir şey yokken, kendisine zulmü haram kılmış olan Allah Azze ve Celle, her türlü kusurdan, eksiklikten münezzehtir. Subhanallahil azim. Ya ibadî, kutsi bir hadiste, inni harramtu zulme ala nefsi. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Ve cealtuhu muharraman beynekum. Ve onu sizin aranızda haram tayin ettim. Fela tazalem. Birbirinize şu halde zulmetmeyiniz. Eğer birbirinize zulmederseniz, onun hesabını ben sorarım diyen Cenab-ı Hak. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Bir adam ki zulüm yüklendi, o rüsvay olacak buyuran Cenab-ı Hak'tır. Eğer ki zulmettiyseniz benden korkun diyen Cenab-ı Hak'tır. Zulmün peşini kovalayan ve zalimleri ağır şekilde tehdit eden وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Nasıl bir devrilme devrilecekler, elbette görecekler diyen Allah Azze ve Celle'dir. O zalimleri tehdit ederken, onlara azap ederken, biz akleden müminler, insanlar, insanlığını kullananlar bundan memnun oluruz. Güya aklediyorum deyip de Cenab-ı Hakk'ın ceza vermesine karşı çıkan ve buradan bunu zulüm ilan edenler de insanlıklarından vazgeçiyorlar. Çünkü akleden bir insan buna sahip çıkar, karşı değil. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.